Merhaba sevgili gençler. Sorularımıza deltoid konusunun testiyle devam ediyoruz. Birinci soruda ABCD deltoid ABBC'ye eşit. ABBC'ye eşit. DCB açısı 115 derece. ADC açısı da ABC artı 50 olduğuna göre ABC açısı kaç derecedir diye soruluyor. Buradaki ABBC'ye eşitse DC'de ne olacaktır? AD'ye eşit olmalı. Ve buradaki C köşesi 115 derece ise buradaki A köşesi de ne olacaktır? 115 derece olmalı. ABC açısının ölçüsüne X dersek burası ne olacaktır? X olacak. ADC'de ne olmuş oluyor bu durumda? X artı 50 gelir. Yani burada ne olacaktır? X artı 50 olmalı. E bu deltoid nedir? 4 gün olduğu için iç açılar toplamı 360 olmalı. 115 artı 115'den ne olacaktır? 230 artı x artı 50 ile x'in toplamında ne olacaktır? 2x artı 50 yapar ve toplamları da bunların 360'a eşit olmalı. 2x eşittir. 360, 230 da 50'nin toplamında eşitliğini sağ tarafına atacak olursak eksi 280 olacak. Buradan 2x 80 ise her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde x'i kaç bulmuş oluruz? 40 olarak buluruz arkadaşlar. Bu da bize neyi verecektir? İstenen açıyı verir. İkinci örneğimizde ABC'de delta it A, B, A, D ye eşit AB AD'ye eşit DAB ve DCB açıların toplamı 140 derece olduğu söylenmiş. Sarı renkli DBC üçgen DB DB boyunca katlandığında C noktasının yeni yeri C üssü ve ADC üssü de 20 derece olmaktadır. Buna göre DAB kaç derecedir diye soruluyor. Burada arkadaşlar <laughs> burası 20 derece ise şurası ne olacaktır? Burada 20 derece olur. Sebebine gelince ABD üçgeni nedir? İkiz kenar üçgendir. Buradaki C üssü DB de nedir? İkiz kenar üçgen olacaktır. Şuradaki açılar da birbirine eşit olur. Buradan dolayı buralar 20-20 gelecek. Buradaki A açısının ölçüsüne X dersek. İç bükey dörtgenden dolayı x artı 20 artı 20 bize neyi verecektir? Buradaki c üssünün dış açısını verecek. Yani burada nedir? X artı 40 demektir. E katlamada nedir? Şekil değişmediğinden dolayı DC üssü B, B üçgeni ile DC B üçgenidir. 2 eş üçgendir. Ve C üstündeki açı ile C açısı eşit olmalı. Yani şuraya ne demiştik? X demiştik. Buradaki açıya. Şurası da ne olmuş oluyor? X artı 40 olmuş oluyor. Ve bunların toplamında kaç olduğu söylenmiş bize? 140 olduğu söylenmiş. Yani x artı x artı 40 140'a eşit ise buradan 2x 140 eksi 40'tan 100 x'i de kaç buluruz arkadaşlar? 50 derece buluruz. Bizden de zaten d a açısı isteniyordu. Yani x istendiği için cevabımız 50 gelecektir. Üçüncü soruda ABCD b bir yamuk a de bir deltoid a paralel şunlar birbirine paralelmiş. AD AE'ye eşit. AD ile AE birbirine eşit. AB 9, EB 4 ise ABCD yamunun orta taban uzunluğu kaçtır diye soruluyor. Buradaki AECD deltoidinde nedir? DC'de arkadaşlar. CE'ye eşit gelmeli. Bu durumda DC'nin uzunluğuna Y dersek CE'de ne olacaktır? Y olmalı. Bu deltoidde biz AC köşegenini çizecek olursak bu köşegen ne yapıyordu? Köşedeki bu köşeleri iki eş açıya bölüyordu. Bu durumda şurası ne olacaktır? Bakın açı ortaya olması gerekir. Buradaki A, E, C, D, dinle. Sonrasında DC ile AB kenarı birbirine paralel olduğu için şuradaki açıyla Z harfinden dolayı burası ne olacak? İç ters açılardan birbirine eşit gelir. Şurada bakın nedir? Bir Z harfi var demektir. Ve iç ters açılardan bunlar birbirine eşit gelir. Dolaylı yoldan A, B C üçgeni nasıl üçgen çıktı bakın. ikizkenar üçgen. Çünkü A ve C açılar birbirine eşit geldi. E, AB 9 ise CB'nin tamamında kaç olmalı? 9 olmalı. Bu da Y'nin kaç olması demektir? 5 olması demektir. Yani DC üst tabanında ne olacaktır? 5 olarak buluruz. Yamun orta tabanı istenmişti. Orta taban neydi arkadaşlar? Alt ve üst tabanın toplamının yarısıydı. Alt taban 9, üst taban 5 olduğu için toplamlarının yarısından orta tabanda 7 olarak buluruz arkadaşlar. Dördüncü sorudan ABCD deltoid, DCBC'ye eşit. Şuradaki açının 60 derece olduğu söylenmiş. A'nın e 2 katı C'ye eşit, AD'de 6 olduğuna göre bu deltoidin alanı kaçtır diye soruluyor. DC neymiş? BC'ye eşit. Bu durumda ne olacaktır, AD'de AB'ye eşit gelecektir. Burası da 6 olur. Ve buradaki bakın ABD üçgeni tepe açısı 60 derece olan bir ikiz kenar üçgen. Bu da ne olmuş oluyor? Eşkenar üçgen olacaktır. Çünkü tabanları ne olacaktır? 60'ar derece kalır. Ve DB'nin uzunluğu da ne olacaktır? 6 olacaktır. Şurası da nedir? 90 olduğu için buralarda da 3'er santim kalmalı arkadaşlar. Sonrasında EBA üçgeni bakın 90-60. Şuradaki açıda ne olacaktır? 30 derece gelir. E bu durumda 30'un karşı 3 60'ın karşısında ne olacaktır? 3 kök 3 olmalı. AE'nin uzunluğu 3 kök 3 ise bunu burada yerine yazarsak CE uzunluğu da ne olacaktır? 6 kök 3 olur. Bu durumda CE uzunluğu da ne geldi? 6 kök 3 geldi. Deltoidin alanı neydi? Köşegenlerde kesiştiği için köşegenlerin uzunlukları çarpımının yarısıydı. BD köşegen uzunluğu 3 artı 3'ten nedir? 6'dır. AC köşegenin uzunluğu 6 kök artı 3 kök ne olacaktır? 9 kök Bunların çarpımının yarısından alanda kaç buluruz arkadaşlar? Burası 1'e 3 gelecek. Ve 3 çarpı 9'dan 27 kök olarak buluruz deltoidin alanını. 5. soruda ABCD dikdörtgen şeklinde kağıt kesik çizgilerden kesilerek aşağıda verilen KLM'ne deltoid elde ediliyor. KVM bulundukları kenarların orta noktaları. Kale kaneye eşit ad 8 AB'de 6 birimse bu deltoidin alanı kaç birim karedir diye soruluyor arkadaşlar. ABCD dikdörtgeni içerisindeki bu deltoidin K ve M köşeleri nedir arkadaşlar? Bulundukları kenarların orta noktasıymış. Biz bu deltoidde o zaman KM köşegenini çizecek olursak bu nedir aslında? AD'ye paralel olacaktır. Aynı zamanda BC'ye de paraleldir ve AD'nin uzunluğu 8 verildiği için bu deltoidin KM köşegeni ne olacaktır? 8 birim olması gerekir. Sonrasında L ve N noktalarını birleştirecek olursak şurayı. Burada da köşegenleri nasıl kesiştiğini biliyoruz arkadaşlar. Dik. buradaki KM AD'ye paraleldi. LD'de ne olacaktır bu durumda? AB'ye paralel gelir. Çünkü bu da dik kesişiyor arkadaşlar. Buralar da dik geldiğinden dolayı. Bu durumda LN'de ne olacaktır? AB'ye paraleldir ki AB'de kaç verilmiş? 6. Bu durumda LN köşegeninde 6 gelir. E, Deltoid'de köşegen uzunluklarını biliyorsak alan neydi? Bu köşegen uzunlukları çarpımının yarısıydı. Bu yüzden alan diyoruz eşittir. 6 çarpı 8 bölü 2. 2 ile 8'i sadeleştirirsek 1'e 4 gelecek. 6 çarpı 4'ten de alanı 24 olarak buluruz arkadaşlar. 6. soruda ABCD bir deltoid. ABAD'ye eşit. AB AB ile AD birbirine eşit. Şu iki kenar birbirine eşitmiş. E ve F bulundukları kenarların orta noktalarıdır. AC'nin tamamı 24 santimse KL nedir diye soruluyor arkadaşlar. Burada biz ne yapalım? Bir DB köşegeni çizelim. Buradaki AC köşegeni DB köşegeni nasıl kesişiyordu? Dik. Aynı zamanda AC köşegende ne olacaktı? DB'yi iki eş parçaya bölecekti. Sonrasında görmemiz gereken şey şu olacak. CDB üçgeninde bakın. Şurayı T noktası dersek. CT ne olmuş oluyor? Kenar ortay. DE de kenar ortayı olduğuna göre iki kenar ortayın kesiştiği nokta nedir? Bu CDB üçgenin ağırlık merkezi olur. Ağırlık merkezi de kenar ortayı tepeden tabana doğru nasıl bölüyordu? 2'ye 1 oranında bölüyordu. Bu yüzden biz CL'ye 2K dersek LT'de ne olacaktır? K olarak gelir arkadaşlar. DAB üçgeninde de bakın DF nedir? Kenar ortay. AT nedir? Kenar ortaydır. Bu durumda ABD üçgeninde K noktası ne olacaktır? Ağırlık merkezi olur. Ve AT köşegeni nedir? 2'ye e, 1 oranında bölecektir. Tepeden tabana doğru 2'ye 1 oranında böleceği için AK'ya 2 en dersek de ne olacaktır? N olacaktır. Ve buradaki AC'nin uzunluğu 24 verilmişti. Yani 3K artı 3N'in kaç olduğunu biliyoruz. 24. Her iki tarafı 3'e böldüğümüzde K artı N kaç gelecektir? 8. Bizden de ne isteniyor? KL uzunluğu isteniyor. Yani K artı N isteniyor demektir arkadaşlar. Bu yüzden cevabımıza ne olmalı? 8 olacaktır. 7. soruda ABCD bir deltoid. ABAD'ye eşit. AB AD'ye eşit. Ee, çevresi 8 cm ise DC kaçtır diye soruluyor. Bu durumda DC'de ne olacaktır? BC'ye eşit gelir. DC uzunluğuna x dersek arkadaşlar BC'de ne olacaktır? x gelecek. Sonrasında yine burada bir BD köşegeni çizelim. Neden? BCD üçgeni ikizkenar dik üçgen oluyor ve bu durumda DB uzunluğu da ne olacaktır? İkiz kenarlardan bir tanesinin kök 2 katı olacağı için burada x kök 2 gelir. ABD üçgeni tepe açısı 60 derece olan bir ikizkenar üçgendir. E tabanlarına da 60'ar er derece kalacağı için aslında bu üçgen ne olmuş oluyor? Eşkenar üçgen. Yani AD nedir? X kök 2, AB ne olacaktır? X kök 2 olacaktır. Bu şeklin çevresinin 8 olduğu söylenmiş. Yani 2x artı e, x kök 2'nin 2 iki katından 2 kök 2x bize ne verecektir? Çevresini verir. 2x artı 2 kök 2x arkadaşlar ne olacaktır? 8'e eşit gelecek. Buranın ikisini de arkadaşlar 2x parantezine alacak olursak buradan ne gelecektir? 1 gelir. 2 ve x'i parantezin dışına aldığımız için buradan da ne gelmeli? Kök 2 gelmeli. Burada 8'e eşit olacak. Bu 2 ile 8'i sadeleştirecek olursak buradan da x parantezinde şöyle yazalım. Kök 2 artı 1 ne olmuş oluyor? 4'e eşit gelir. Her iki tarafı kök 2 artı 1'e böldüğümüzde x ne olacaktır? 4 bölü kök 2 artı 1 gelir. E payda irrasyonel olduğuna göre rasyonel hale getirmek için ne yapıyorduk? Pay ve paydayı paydanın eşdeğeriyle çarpıyorduk. Yani kök 2 eksi 1 ile çarpacağız. Bu da 4 parantezinde kök 2 eksi 1 bölü kök 2'nin karesinden 2 eksi 1'in karesinden de 1 gelir. Burası da ne oluyormuş? Şurayı yazalım arkadaşlar. 4 parantezinde kök 2 eksi 1 bölü 1 olacaktır. Buradan da x kaç geliyor demektir? 4 parantezinde kök 2 eksi 1 olarak gelir arkadaşlar. 8. soruda ABCDF e, bir düzgün altıgen. ABCDEF noktalarından 4'ü seçilerek köşeleri bu noktalardan oluşan deltoid çizilecektir. Buna göre bu deltoidin iç açılarının ölçülerinin oluşturduğu küme aşağıdakilerden hangisidir diyor. Diyelim ki deltoid'i nereden alalım arkadaşlar? Şöyle yapalım. Bir kenarı FE ile FA olsun. Eşit olan iki kenarı bu olsun. Sonrasında diğer ikiz kenar üçgeni nasıl elde edebiliriz? EC ile AC'yi birleştirerek elde edebiliriz. Bu altıgende nedir? İki kenarı gören köşegenlerin uzunlukları da birbirine eşit gelecektir. Bundan dolayı EC'de ne olacaktır? AC'ye eşit gelmeli. E düzgün altıgenin bir iç açısı kaç dereceydi? 120 idi. Bura ne olacak? 120 gelecek. Sonrasında şurası nedir? İkiz kenar üçgendir. Ve burası 120 olduğuna göre şurası ne olacaktır? 30. Bura ne olmalı? 30 olması gerekir. Tepe açısı 120 olan ikiz kenar üçgenin tabanlarına 30'ar derece kalır. E köşesinin tamamı 120 olması gerekir. O yüzden buradaki açı ne olacaktır? 90. Sonrasında EDC üçgeninin aynısı nedir? ABC üçgeni olduğu için burası 30 derece, bura 30 derece, şurası da 120 derece olmalı. Ve bu durumda da A köşesinin şu üst tarafında da nedir? 90 derece kalacak. Deltoid'in bu C köşesindeki açının da kaç derece olması gerekir? 30, 30, 60. E, tamamı 120 olması gerekiyordu. Buradaki açı da 60 olmalı. Bu durumda iç açılarımız ne olmuş oldu arkadaşlar? 60 derece. 90 derece ve 120 derece olması gerekir. Bu da şıklardan Edirne'de bulunuyor arkadaşlar. 9. soruda ABCD bir deltoid ABAD'ye eşit. EC'nin 5 katı CF'nin 3 katına eşit. ABCD deltoidin alanı 30 cm kare, EBC üçgen alanı 9 cm kare. Yukarıdaki verilenlere göre DCF üçgenin alanı nedir diye sorulmuş arkadaşlar. Verilenleri bir yazalım. ABAD'ye eşit. Bu ikisi birbirine eşitmiş. Sonrasında EC'ye biz 3N dersek CF'de ne olacaktır? 5N olacaktır. Buraya 5N, buraya da ne olacaktır? 3N olduğunu söyleriz. Deltoidin alanı 30, buradaki üçgenin alanı da 9 olarak verilmiş. Buradaki ABC'de deltoidinde, de AC köşegenini çizecek olursak arkadaşlar. ABAD'ye AD'ye eşitti. BC'de ne olacaktır? DC'ye eşit gelecektir ve bu iki üçgenin eşit olduğunu biliyoruz. O zaman deltoid'in alanının yarısı ne olacaktır? Buraya düşecek. Diğer yarısı ne olacaktır? Buraya düşecektir. Sonrasında arkadaşlar AEC üçgeni ile ACF üçgenlerine bakacak olursak tabanları nedir bakın? Aynı doğru üzerinde ve tepe noktaları A noktası olan iki üçgen var. Bu durumda üçgenlerin alanlar oranı neydi? Yükseklikleri eşit olduğu için taban uzunlukları oranında düşmesi gerekir. 3n'e alan olarak toplamda ne kadar düşüyormuş? 24 düşüyormuş. Bu durumda n'e kaç düşecek demektir? 8 düşecektir. 5n'e de ne olacak arkadaşlar? Kaç düşmesi gerekiyor? 5 katından 40 düşmesi gerekir. ACF üçgeninin alanın 40 olabilmesi için 40 eksi 15'ten buraya da kaç kalmalı? 25 kalmalı arkadaşlar. 10. soruda ABCD bir deltoid ABAD'ye eşit. E ve F bulundukları kenarların orta noktalarıdır. AC 24 DB 10 cm ise EF kaçtır diye soruluyor. Burada arkadaşlar AC köşegeni kaç verilmiş? 24. DB köşegeni kaç verilmiş arkadaşlar bize? 10. Şunları bir yazalım. Buranın 24, DB köşegeninde 10 olduğunu biliyoruz ve köşegenler nasıl kesişiyordu? Dik kesişiyordu. F ve E bulundukları kenarların orta noktaları olduğu söylenmişti. F noktasından AC'ye şöyle bir paralel çizelim. Bu durumda arkadaşlar ne olmuş olacaktır bakın burası? ABC üçgeninde F noktası BC'nin orta noktası olduğu için orta taban olacaktır ve AC kenarının ne olacak yarısı olarak gelir. Bu ne olacaktır? Buraya paralel olacaktır. Sonrasında ve bu noktada nedir? AB'nin orta noktası olacaktır. Orta tabanı olduğu için. Bu da buraya eşit gelmeli. Sonrasında E ile arkadaşlar bu noktayı birleştirecek olursak. Ve buradaki noktayı da T noktası diyelim. ET'de ne olacaktır? ABD üçgeninde orta tabanı olmuş olur. E BD'nin tamamı 10 ise ET'de ne olacaktır? Yarısından 5 gelir. Ve ET de nedir arkadaşlar? DB'ye paraleldir. Bu AC ile DB dik kesiştiği için bunlara paralel olan ET ile FT de ne olacaktır? Dik kesişir arkadaşlar. Neden? Burada 90 ise yöndeş açılardan burası 90. Bu ikisi birbirine paralel olduğu için şuradaki açı da 90 derece gelmeli. Bu durumda arkadaşlar ETF üçgenine bakacak olursak şuraya şöyle çizelim. Burası T köşesi 90. Burası E. Burada F. FT'nin kaç olduğunu söylemiştik? 12. ET'nin kaç olduğunu söylemiştik? 5. E bu durumda karşıma 5, 12, 13 üçgeni çıkıyor. Ve EF'nin uzunluğunu buradan kaç bulmuş oluruz? 13 olarak bulmuş oluruz arkadaşlar. 11. soruda ABCD deltoid D eşit 9 santim B'de 6 santimmiş. Buna göre deltoidin köşegen uzunlukları oranı kaç olabilir diye soruluyor arkadaşlar. Bu ABCD deltoidinin AC köşegenini çizelim arkadaşlar ve bunun uzunluğuna X dersek. Pisagor bağıntısından ne yapabiliriz arkadaşlar? X'i bulabiliriz. Bu durumda X kare neye işte eşit olacaktır? 6'nın karesi artı 9'un karesine eşit gelmeli. Buradan da X kare ne olacaktır? 36 artı 81. Buradan da kaç geliyormuş toplamları? 117 olarak gelir. Sonrasında arkadaşlar her iki tarafı kök içine alırsak x ne olacaktır? Kök 117 demektir. 117 nedir? 9 ile 13'ün çarpımı olduğu için x neye eşit gelmiş oldu? 3 kök 13'e eşit gelmiş olacak. Bunu bir yazalım. Sonrasında arkadaşlar diğer köşegen uzunluğunu bulmamız gerekecek. Onu da şöyle gösterelim. DB köşegenini çizelim. Deltoid'de köşegenler nasıl kesişiyordu? Dik. AC köşegeni neydi? DB köşegenini iki eş parçaya bölecekti. Yani bunlar birbirine eşit olmalı. Neden bu ikisi eşit oluyor? AB nedir? AD'ye eşitti. DC'de ne olacaktır arkadaşlar? CB eşit olduğu için. E, buradaki AC köşegeni DB'yi iki eş parçaya bölecektir. Köşegenlerin kesiştiği noktayı T noktası dersek, bu BT'nin uzunluğuna da Y dersek, DT'de ne olacaktır? Y'ye gelmeli. ABC üçgeninin alanı nedir? Dik kenarlar çarpımının yarısıdır. Yani 6 çarpı 9 bölü 2'dir. Aynı zamanda hipotenüs uzunluğunu biliyoruz ve hipotenüs ait yüksekliğine de y demiştik. Bu üçgenin alanı o zaman nedir? 3 kök 13 ile hipotenüs de hipotenüs ait yüksekliğin çarpımının yarısıyla da hesaplanır. Burada böyle 2'ler gidecek. Her iki tarafı nedir? 3 kök 13'e de bölecek olursak y ne olacaktır? 54 bölü 3 kök 13 gelir. Bu 3 de 54'ü sadeleştirelim. Y'yi de buradan kaç bulmuş oluruz? 18 bölü kök 13 olarak buluruz arkadaşlar. Bizden istenen de neydi? Köşegen uzunlukları oranıydı. AC köşegeninin ne olacaktır? BD köşegeninin uzunluğunu oranı ne demektir? X bölü 2Y demektir. X'in kaç olduğunu bulmuştuk. 3 kök 13. Y'nin kaç olduğunu biliyoruz. 18 bölü kök 13. Yani 2 çarpı ne olacaktır? 18 bölü kök 13 olur. Bu eşitliği de şuradan devam ettirecek olursak. Üsttekini aynen yazalım. Alttakini ters çevirip çarpalım. Kök 13 bölü ne olacaktır? 2 çarpı 18'den payda da 36 gelir. Bu 3 ile de 36'yı sadeleştirirsek. Kök 13 çarpı kök 13'ten burası 13 bölü 12 olarak gelir. Şıklarda 13 bölü 12 yok. Yani bu durumda bizden hangisi istenmiş aslında? BD köşegeninin AC köşegeni oranı. Bunun çarpmaya göre tersini alacak olursak cevabımız ne olmalı? Edirne olarak gelmeli arkadaşlar. 12. soruda ABCD paralel kenar. AEF'den de deltoid olduğu söylenmiş. AEF'ye eşit. AE AEF'ye eşit. AEF eksi ADF açıları farkı 50 derece olarak verilmiş. Alfa kaç derecedir diye soruluyor. ADF açısını arkadaşlar x dersek ADF açısı yani şuradaki açı x dersek AEF'de ne olacaktır bunu diğer tarafa attığımızda x artı 50 olacaktır. Yani şuradaki açının da x artı 50 olduğu söylenmiş. AEF'de deltoidinde AEF'ye e, eşitse AD'de ne olacaktır? DF'ye eşit gelmeli. Ve bu ikiz kenarların tabanındaki açılar birbirine eşit oluyordu. Yani A açısıyla F açısı ne olacaktır? Birbirine eşit olmalı. Bunları da Y'ye olarak isimlendirelim. AEFD deltoidinin iç açılar toplamı 360 olması gerekir. Y artı Y'den 2Y artı X artı X artı 50'den 2X artı 50 ne olacaktır? 360'a eşit gelmeli. Buradan da 2Y artı 2X ne olacaktır? 360 eksi 50'den 310 olacak, olmalı. Her iki tarafı 2'ye böldüğümüz zaman Y ile X'in toplamını kaç bulmuş oluruz? 155 olarak bulmuş oluruz. ABCD paralel kenar olduğu için komşu iki köşeye ait açılar toplamında ne olmalıydı? 180 olması gerekir. Yani A köşesi ile D köşesinin açılar toplamı 180 olmalı. Bu yüzden de Y artı X artı alfa eşittir. 180 diyelim. Y ile X'in toplamında 155 olduğunu biliyoruz. Bunu da sağ tarafına atarsak, 180 eksi 155'ten alfayı buradan 25 derece olarak buluruz arkadaşlar. 13. soruda ABCD paralel kenar DLBK deltoid di demiş. BLBK'ya eşit. BLBK'ye eşit ve 4'er santim olduğu söylenmiş. Bunları bir yazalım. Sonrasında bu paralel kenarın çevresi de 36 santim olduğu söylenmiş. CK nedir diye soruluyor. CK'nın uzunluğuna da X diyelim arkadaşlar. A e, L B K D deltoidinde biz DB de köşegeni çizecek olursak arkadaşlar bu köşegen ne oluyordu? Bulunduğu köşelerin açıortay oluyordu. Yani şurası açıortay olması gerekecek. Sonrasında şuradaki Z harfinden dolayı şu açıyla şöyle gösterelim. Şu ikisinin birbirine eşit işte olduğunu söylemiştik. Z harfinden dolayı şuradaki açıyla burası ne olacaktır? Birbirine eşit gelecektir. Bu durumda DCB üçgeni nasıl üçgen olmuş oluyor? İkiz üçgen oluyor. BC kenarı 4 artı x ise DC de ne olacaktır? 4 artı x olmalı. ABCD paralel kenar olduğu için DC ile de AB eşit olacaktır. AB'nin tamamı 4 artı x ise AL'ye de ne kalıyor demektir? X kalıyor demektir. AD'de ne olacaktır? BC'ye eşit gelecek. Burada nedir? X artı 4 olur. Yani aslında bu paralel kenar ne olmuş oluyor? Eşkenar dörtgen olmuş oluyor arkadaşlar. Ve çevresinin kaç olduğu söylenmiş bize? 36. 4 artı x'in 4 katı 36'ya eşitse şu 4 ile 36'yı sadeleştirelim. 4 artı x'in kaç eşit olması demektir bu 9. 4'ü de diğer tarafa atarsak x'i buradan 5 olarak buluruz. Bu da bize ne verecektir? CK uzunluğunu verir arkadaşlar.